Ödemiş'in Hürriyet Mahallesi'nde ulaşım yolu olarak kullanılan yollarda oluşan çukurlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. En son 10 sene önce asfaltlanan Hürriyet Mahallesi Bayramkuyu mevkiinde oluşan çukurlardan ve bypass çalışmalarının çözüme ulaşmamasından şikayetçi olan mahalle sakinleri Ödemiş Belediyesi'ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği dilekçelerden de geri dönüş alamadığından yetkilileri göreve davet ettiler. Yollardaki çukurlardan dolayı kazalarının sık olmasından söz eden mahalle sakinlerinden Bülent Korukoğlu şunları söyledi. 3 seneden beri imza topluyoruz. Belediye muhtar sağ olsun öyle dedi. Topladık, gene olmadı. Artı bu yol için 200 tane imza topladık. 3 seneden beri yolumuz olmuyor. Bir çukurdan kaçıyoruz, bir çukura yakalanıyoruz. Burada öğrencilerimiz var, okula giden aileler var, bayan şoförlerimiz var. Bir de artı navigasyon Kiraz yolundan Ovakent yoluna devamlı yol veriyor. Burada günde 15-20 tane tır geçiyor. Bir de normal suççular gelip geçiyor. Hani yollarımız çok kötü. Her gün kaza olmaya başladı. Daha önce kendim imkanlarımla kendim yapayım dedim. Kepçeyle tuğla kırı attık. O da dayanmadı. Yağmurla gidiyor. Kendileri bypass atıyor. 4 sefer bypass attılar. Hani bir yağmurda hemen kayboluyor. Çukurları gördünüz zaten. Her taraf su, bataklık. Hani mağduruz yani. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Ödemiş Belediyesi Büyükşehir atıyor. Büyükşehir arıyoruz. O diyor Ödemiş Belediyesi yapacak. Hani yolun sahibi yok yani. Bugün Umur Bey Mahallesi'ne gidin. Yanıkır bizden sonra geliyor. Yolu döşeme taş oldu. Söylüyoruz iyaliği alan yok diye. Ya Ödemiş Belediyesi şuraya yama yapamıyorsa hani biz gerçekten arabalarımız alt takım kalmadı. Sılaj zamanı dedik yap verdiler bypass. O gene şimdi bu yağmurlar o da gitti. Kışı nasıl geçireceğiz bilemiyoruz yani. Burada bilmiyorum 300-400 tane aile oturuyor. Hepimiz mağduruz. İmza toplamaktan ben de bıktım. Her seferinde gidiyoruz imza. Bu iş imzayla olacak yani. Bir önce yapılmasını istiyoruz. Yapılan iyileştirme çalışmalarının işe yaramadığını belirten Hüseyin Yeniyurt şunları kaydetti. Bu yolumuz asfalt olalı 10 sene oldu ama 10 seneden sonra belediye herhangi bir bozulduğu zaman yapma olayı yapılmadı. Ama birkaç sefer dilekçe verdik, şey verdik ama sadece bypass yapıldı. Asfaltlama olayı olmadı. Yazın geçen mesela baharın biraz düzeltme dediğimiz bypass yaptılar ama gene düzelmedi. Bunun bir an önce asfalt yapılmasını istiyoruz. Kışın yağmur yağdığı zaman yollarımız çok çukur. Gelip geçerken zorluk çekiyoruz. Arabaların nasıl söyleyeyim alt takım olayları daha fazla zarar görmeye başladı. Ayrıca şu arkada gördüğüm yol Yolüstü köyüne gitmektedir. Burayı da kullanıyorlar. Sütçü arabaları daha fazla geliyor. Mümkün olduğunca bu yolun bir an önce yapılmasını rica ediyoruz Ödemiş Belediyesi'nden. Merkeze yakın olmalarına rağmen şebeke sularının dahi olmadığını söyleyen Seda Köroğlu şunları söyledi. Komşuluk ilişkilerimiz çok güzel. Yerimizi yurdumuzu çok seviyoruz ama yollarımız çok kötü. Küçük çocuğumuz var malum, büyük çocuklarım da var. Arabamız var. Ayda bir defa arabanın alt takımlarını yaptırmak zorunda kalıyoruz. Gecede gündüzde çay çeşme geliyor. Arabalar zor geçiyor. Çocukları doktora götürmekte zorlanıyoruz. Bazen sırtımı alıp da geçiriyorum çocukları. Bazen traktörle götürüyoruz. Yani Ödemiş'in içinde sayılırız. Biz Hürriyet Mahallesi'ne bağlıyız. Bu kadar zorlanmamamız gerek aslında. Ya şebeke suyumuz bile yok yani. Daha önce imzaları topladık. Çok kişi toplandık. Hani birkaç defa, bir defada değil. Belirli bir süre sonra takılacağını söylediler ama yapılmadı yani. Çay yolu olarak bilinen yolun yapılmamasından müzdarip olan Raşit İyigör şunlardan bahsetti. Bizim bu yolumuzun, çay yolunun 50 metre kadar bir mesafesinde bir dolgu yapılmasını istiyoruz. Yaz kış burası bir mahalle olarak durulduğu için tamam yağmur yağdığı zaman geçilmiyor ama yaz sezonu diğer zamanlarda patates sularının aktığı için burası su gölleniyor. Bu sefer gelip geçemiyoruz. Araçlarımız devamlı tahribat oluyor. Yani buranın bir dolgu, küçük bir az da olsa bir beton atılmasını rica ediyoruz. Zaten 50 metre kadar bir mesafe. Biz çok başvuruda bulunduk. Buraya çay yolu dedikleri için, yol gözükmediği için yapamıyoruz diyorlar. Ama 50 metrelik bir mesafeye vatandaşın iyiliği için bunu yapamayacaklarsa bu belediye ne işe yarar? Siz tanıyamazsınız. Ben Ayhan Dedeoğlu. Olduğunu belirten burada oturmaktayım. Ayhan Dedeoğlu şöyle konuştu. Hani
bu köprünün dar olması bizi çok sıkıntı veriyor. Yanlıştı da saman tırları karşı komşunun mesela şeyin çatısını götürdü. Yolundaki köprünün dar olmasından. Bazen lagülasyona uyuyorlar, bazı kirazı gidecek olan tırlar da burada geliyor. Yolda kapanıyor. Yani yarım saat, bir saat beklediğimiz zamanlar da oluyor. Yani onun için bu yolu biz belediyeye başvuru yaptık ama bir türlü sonuç alamıyoruz. Vallahi günde 10 tane 15 tane tır geçiyor buradan, saman tırları büyük. Hayvancı olduğu için genelde bu çevremiz bizim. Onun için çok sıkıntılı. Yani belediye de hiçbir sözüm bulamıyor. Toplulaştırma var diyorlar, köprüler yıkılacak diyorlar. Onun için gelip yapmıyorlar. Yani arkadaşlar imza topladık, gene olmadı.